Ben Bülent. Yine bir Qashqai videosuyla beraberiz. Bu videoda size Qashqai araçlarımızdaki trim sesleriyle ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Benim aracımda işte nerelerden trim sesleri gelir? Bu trim seslerini çözmek için ne yapabiliriz? İşte ben şu işte silikon spreyi kullanacağım. Onu hem size göstereceğim hem de hangi bölgelerden trim sesleri geliyor daha çok onu göstermeye çalışacağım. Şu anda Bafra Kızılma Köprüsü'nün olduğu yerdeyiz. Manzaramız da güzel ama dışarısı biraz soğuk, serin. Yine de bir video hazırlamaya çalışacağız arkadaşlar. Oğlum Çağdaş da bana yardımcı olacak. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu silikon spreyi kullanacağımız yerlerden ne kullanacağız? Ben şimdi Licomoli'nin silikon spreyini aldım. Daha önce Virtue'n silikon spreyini kullanıyordum. Bu sefer bunu denemek istedim. Onun için bunu aldım. Bakalım nasıl sonuç verecek. Bir de bez. Yani bu kadar basit. Kullanacağımız malzemeler bunlar. Bunu nereden görmüştüm ben? Bunu bir araba ilk aldığımda böyle bazen trim sesleri geldiğinde servise götürdüğümde, o zaman garantisi devam ediyordu. Götürdüğümde serviste yaptıkları şeydi. Buydu arkadaşlar. Bu silikon spreyini. Özellikle mesela bakın şu kapılardaki şu eklem, yani plastiğin plastiğe sürttüğü yerlerden geliyor zaten. Trim sesi denilen şey odur. Plastiğin plastiğe sürttüğü yerlerde olur. Özellikle yazdan kışa, kıştan yaza geçerken hani o plastiğin sertleşmesi ya da yumuşamasıyla o sesler gelir. Oralarda kullanılıyor. Şu eklem, şu bölgelere, işte şu kapının şuradaki eklem olan yerine, buralara sıkılıyor daha çok bu silikon spreyler. Ben de şimdi bunu kullanacağım ama ben şimdi ilk önce şeyde kullanılım yerlerinden biri de şey şu emniyet kemeri. Biliyorsunuz bizim emniyet kemerlerimiz güzel kendini toplamıyor arkadaşlar. Bu bakın şimdi ben şöyle sattığım zaman normalde bunun tamamen kendisini çekmesi gerekiyor ama çekmedi. Biraz şöyle kalıyor boşluk. Arkadaşlar emniyet kemerimi sonuna kadar çektim. Bu çekili vaziyetteyken silikon spreyimi alacağım. Bu ucunu kullanacağım şimdi püskürtmeli. Hem ön tarafına hem de bu yüzüne sürttükten sonra bakın şimdi biraz daha rahat toparladı kendini emniyet kemeri. Bakın bir daha yapalım. Bakın böyle daha rahat toparladı kendini. Siz isterseniz komple hepsini silikon spreyi de sıkabilirsiniz. Yani herhangi bir leke, iz falan bırakmıyor arkadaşlar. O yönden yani çekinceniz olmasın. Sadece şöyle sildikten sonra, sıktıktan sonra bezinizle şuraları temizlerseniz eğer damladıysa bir yerlere iyi olur. Hani o zaman leke bırakabilir. Sildiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Şimdi bu şekilde. Bunu sonuna kadar çekiyorum. Diğer tarafa da yapacağım aynı şeyi şimdi. Çektikten sonra o dibindeki kısmını, hani makarayı saracak olan kısmına şöyle nasıl söyleyeyim 30 santim 40 santimetre olan bölümüne silikon sprey sıktım. Hem ön yüzüne hem arka yüzüne. Böylece kendini daha aynı şeyi bu taraftaki kemerimize de yapacağım. Şöyle silikonumuzu, spreyimizi sallıyoruz güzelce. Ne yapıyorum? Şuraya bir bu tarafına hemen bir de arka tarafına yapıyorum aynı şekilde. Ondan sonra saldığım zaman kendini güzelce toplayabiliyor arkadaşlar. Sonra şuraları damladı biraz. Hemen bunları siliyorum. Evet, bu uçucu bir madde olduğu için leke falan bırakmıyor arkadaşlar. O yüzden fazla çekinceniz olmasın. Aynı şeyi arka kemerlere de yapabilirsiniz. Ama ben daha önce yaptığım için şimdi onlara yapma ihtiyacı duymuyorum. Siz bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi en sağlıklısı, en güzeli bunu alt taraftaki şu plastik parçaları şu çıkarıp ama o zaman fitili falan da sökmeniz gerekiyor. İsterseniz onu Pisagor arkadaşımızın videosunda da izleyebilirsiniz. O anlatmıştı güzel bir şekilde. Onu söküp o içindeki mekanizmaya toz birikmiştir. O tozu temizleyip böyle bu silikon spreyi de oraya sıkarak daha güzel toplamasını sağlayabiliriz. Silikon spreyimizi arabanın içerisinde şu çizgi gibi hatlarda yani plastiğe sürtündüğü yerlerde de kullanabiliriz. Çünkü trim sesleri en çok şu bölgelerden geliyor arkadaşlar. Şu bakın şu havalandırmanın etrafından şu bölgeden işte bizim torpidomuzun gözünden daha sonra kapılarımızdan
buralardan geliyor. Ama bunu kullanırken şimdi bu ucunu değil de şöyle ince bir hortum var. Onu takarsak, çünkü bu ince yerlere bununla sıkmak daha kolay olacaktır. Bakın ne yapıyorum. İlk önce silikon spreyimi salladım güzelce. Şurada yapalım ilk önce. Şu havalandırmanın etrafını yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle sıktım. Hemen bezimle üstünden geçiyorum. Bakın hiçbir şey kalmayacak burada. Kurusun ki böyle daha sonra o orada iz kalmasın diye. Leke kalmasın diye. Şöyle sıkıyorum. Şöyle. Bakın şöyle. Bir de şurasını. Ondan sonra hemen siliyorum güzelce bunu. İşte bu şekilde. Bakın hiçbir iz falan kalmadı. Güzelce onu etrafında sildikten sonra hem güzel de temizlemiş de oluyorsunuz. Kokusu da güzel arkadaşlar. Ben daha önce Würth silikon spreyi kullanıyordum. Bu sefer bunu denemek istedim. Licomoli. Bu da çok kaliteli bir marka. Bunu kullanmak istedim. Yine aynı şekilde şu eklem yerine sıkıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu o eklem yerinin içerisinde dolgu yapıyor, dolduruyor. Daha sonra o bölgeden işte plastikle birbirine sürtündüğü zaman çıkabilecek sesleri dolayısıyla da kesmiş oluyor. Trim sesini bu şekilde azaltmış olabiliyoruz. Qashqai araçlarımız iyi, güzel ama maalesef böyle trim sesleri de çok arkadaşlar. Buna yapacak çözüm yolumuz bu. Servise götürdüğünüz zaman da aracı orada yapılan işlem de budur arkadaşlar. Ha, ne yapıyorlar bazen? Şu gövdeyi sökmeleri gerekiyor. Şu kokpiti komple söküyorlar. İçerisinde izolasyon falan yapıyorlar ama yani göze alıp bunu yaptırır mısınız? Ben yaptırmazdım ki yaptırmadım da zaten. Ama böyle çok basit çözümler de bulabiliyoruz. Ne zaman yapıyoruz bunu? Yazdan kışa, kıştan yaza geçerken yapıyoruz. Her zaman da yapmamıza gerek yok. Bayağı da idare ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya yapacağım. Şöyle. Hemen onu siliyorum güzelce. İşte bu kadar. Hemen şu yan tarafına bakalım. İşte böyle. Dışarısı da çok soğuk. Fazla duramadık dışarıda. İşte bakın şu. Hemen bunu sildik mi? Orayı doldurduğu zaman trim sesini kesmiş oluyor arkadaşlar. Şu bölgeyi yapalım. İşte bu kadar arkadaşlar. Sonra şu bölgeye, şu çizgi gördüğümüz çizgi var ya. Bu bölgeyi yapalım. Tabii burada şey olduğu için hemen multimedyanın içerisine kaçmasın bu sıvı. Ona dikkat etmeye çalışalım. Şöyle. Evet. Yani bu Qashqai'yi de sevmediğin yönü nedir diye sordukları zaman birincisi çok var. Her yerde Qashqai var. O yönünü çok sevmiyorum. İkincisi de bu trim sesleri arkadaşlar. Bu trim sesleri. Yani o kadar para veriyoruz. Olmaması gerekir diye düşünüyoruz ama maalesef var. Bu makyajlı kasada da var arkadaşlar. Bizim bu J11 kasada da var. İnşallah bu yeni tanıtılmaya başlanmış olan yeni gelecek olan Qashqai'lerde J12 kasalarda hibrit elektrikli gelecek olan bu yeni kasalarda inşallah bu trim seslerini çözmüşlerdir. Ki görüntü herhalde çözdüler gibi görünüyor. Çünkü şu kokpiti incelediğiniz zaman orada dikiş izlerini falan görüyorsunuz. Bir dikişin olması oradaki yapılan işçiliğin kaliteli olduğunu gösteriyor aslında bize. Evet, buralara işte bu şekilde. Mesela bakın şuralara, şu bölgeye de sıkabiliriz arkadaşlar. Şuralara hemen sıkıyoruz. Sıktığımız yeri hani o sıvı akmasın diye hemen onu temizliyoruz. Yapacağım şey bu kadar basit. Yani çözümsüz bir şey değil. O yüzden hani çok fazla da bizi şey yapmıyor. Evet, şuraya sıktım. Hemen bunu temizliyorum. Ben daha önce bunları yaptım arkadaşlar. Her zaman yaparım. O yüzden şimdi fazla detaylı bir şekilde yapmıyorum ama yani siz bu gördüğünüz plastikle plastiğin temas ettiği her yerde bunu
kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar şu Ride'ı da kullanıyorlar. Şunu şey yapalım. Bakın şu rayın olduğu yere de sıkıyor. Şuradaki bölgeye de sıkıyorlar. Benimki rahat çalışıyor. O yüzden onu sıkmayacağım. Bir de mesela şeye kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın şu fitiller var ya. Şuradaki fitillerimiz var ya. Ben bunu daha önceki videoda da söylemiştim gerçi ama. Bu fitillere de ben bu silikon spreyi sıkıyorum. Mevsim geçişlerinde. Böylece bu fitillerin taze kalmasını sağlıyor. Kolay kolay işte deforme olmuyor o zaman. Yırtılmalar falan olmuyor. Bizim Qashqai'lerde bu araç arkadaşlar Platin Premium paket. Yani en full paketi. En full paketi olmasına rağmen yine de bu araçta bakın şu ses duyuyor musunuz? Maalesef böyle bir ses var. O ses de herhalde şu sırt bel desteği ile şu derinin birbirine sürtmesinden kaynaklanıyor. Maalesef bu sesi bir çözüm bulamadık arkadaşlar. Servise götürdüm. Buna yapacak bir şeyimiz yok demiştim. Biliyorsunuz bundaki bu araçlarda kronik yani birçok araç arabada da olan sorunlardan biri de şu şeyin sürücü koltuğunun altındaki raydaki boşluk oluyor bazı şey. Genelinde öyle oluyor çünkü birçoğunda duydum. Bende de olmuştu. O zaman garantim devam ediyordu. Servise götürdüm. O alttaki rayları değiştirdiler arkadaşlar. Başka yine işte bu koltuğun gıcırtısında maalesef onu çözemedik. Ondan bahsettim. Şu şeylere bakın. Şu bölgelere de genellikle bende şu anda gelmiyor. Şu bölgelerden de şuradan bakın. Şuradan şöyle gıcır gıcır böyle sesler gelir. Siz bu bölgeye de böyle silikon spreyi sıkıp şöyle şuradan şu bölgelere sıktığınız zaman bakın şu bölgelere sıktığınız zaman bu silikon spreyine o sesi kesiyor arkadaşlar. O yönü güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bu kapılarda da o eklem geçme yerlerinde de kullanabilirsiniz dedim. Bazı arkadaşlar birkaç arkadaşla gördüm. Şöyle yapıyor arkadaşlar. Bu silikon spreyi şu buraya sıkarak burayı bezle siliyor. Buranın parlamasını parlak görüntüsü elde ediyor. Ama bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Çünkü burası parladığında güneşten gelen ışık daha çok yansıyacak ve camda bu göğsünün yansıdığını göreceksiniz. Görüş açınızı, görüş kalitenizi düşürecektir. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yani torpidoya hem siz kendiniz yapmayın hem de eğer bir temizlik için bıraktığınız zaman oto yıkamacıya onları da tembihleyin. Sadece nemli bezle silmeleri yeterli arkadaşlar. Böylece daha güzel, daha doğal bir görüntüsü oluyor. Bir de bu silikon spreyi bizim Qashqai'lerde çok olur. Direksiyonu çevirdiğim zaman gıcır gıcır sesler gelir bazen. Bu şu alt tarafta bakın orada bir direksiyon mili var ya. O direksiyon miline de bu silikon spreyi sıkarak yani ondan daha iyi sonuç elde eden ürünler de var ama bu silikon spreyi de işinizi görüyor. Oradaki o plastik bir şey var. Plastiğin içerisinden geçiyor direksiyon mili. O plastik aksama sıktığınız zaman direksiyonu dönerken fazla ses çıkartmasını engelliyor. Böylece rahatsız olmuyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Silikon spreyi bu şekilde kullanabiliyoruz. Çok basit. Yani siz de yapabilirsiniz. Ben bunu kullandım ama siz Vürtünk'ünü de kullanabilirsiniz. O da iş görüyor çünkü ben onunla da çoğu zaman yapmıştım. Serviste de bunu yapıyor zaten arkadaşlar. Servise götürdüğü zaman benim şu kapıdan trim sesi geliyor, bir gıcırtı geliyor dediğiniz zaman yaptığı şey bu işte. Bu silikon spreyi sıkıyor. Ondan sonra tamam hallettik diyor ve gönderiyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer unuttuğum şey varsa başka nerelerde kullanabiliriz bunu da siz yorumlar kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımıza ve bana da faydalı olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler. Teşekkürler.